بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Philadelphia halkı için Yüce İmparator Hadrianus'u kendi şehirlerinde görmek büyük bir onurdur. Ekselansları ve misafirlerinin onuruna düzenlenen bugünkü kutlamalara geçmeden hepimiz kadehlerimizi imparatorun sağlığı için kaldırıyoruz. Dünyanın yarısı Hadrianus'un hakimiyeti altındadır. Bu geniş yeryüzünde kaç milyon insanın kaderinin yüce imparatorumuzun elinde olduğunu ancak güçlü Jüpiter bilebilir. Dünyanın diğer yarısı da eğer değseydi kuşkusuz Roma İmparatorluğuna çoktan katılmış olurdu. Bugün Roma'dan Küçük Asya'ya, Avrupa'nın kuzeyinden Afrika'nın kalbine, buraya kadar olan her yer Büyük Roma İmparatorluğu'na aittir.
Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bu eşsiz imparatorun önünde saygıyla eğilir. Eğer imparator izin verirse... Annemden ayrıldığımda daha küçücük bir çocuktum. Gaddar babamdan da acı ve azaptan başka bir şey görmedim. Keşke hiç babam olmasaydı. Bu dünyada yalnızca Maximilian'ım var. Karanlıklarla çevrili yalnız dünyamda... onu bana yardım etmesi için gönderdim. Ey her şeye gücü yeten büyük tanrım, lütfen onu koru. Benim ondan başka hiç kimsem yok tanrım. Senin iraden karşısında teslim oluyorum. Eğer onu yanına almak istiyorsan al ancak. Lütfen beni de onunla birlikte al. Lütfen beni vahşet ve zulümle dolu olan bu dünyada tek başıma bırakma yüce tanrım. Sana yalvarıyorum tanrım. Lütfen onu koru. Lütfen tanrım. Bu vahşet ve zulümle beni yalnız bırakma tanrım. Yalvarıyorum sana lütfen. Hayır, hayır. Şu tarafa baksana. Kim bilir orada ne fırtınalar kopuyor. Umarım iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Sıkıldın mı yoksa? Bu toplantı biraz uzamadı mı? Tören ne zaman başlayacak Diokletianus? Hemen efendim. İmparatora kulluğumuzu gösterme fırsatı verdikleri için... büyük ve küçük tanrılarımıza şükrederim. Nihayet Philadelphia'nın bütün asilleriyle hatıralardan... ebediyen silinmeyecek bu tarihi anda... Efendimiz Yüce Hadrianus'a karşı...
kulluğumuzun gereklerini yerine getireceğiz. Yalnızca bu gece böyle bir merasime katılma şansına sahip olduğumuz doğrudur. Ancak her zaman söylediğim gibi her yerde Jüpiter, Apollon, Janus, Semabel, Diana, Herkül ve diğer tanrılara taptığımız gibi her zaman ve her yerde İmparator Hadrianus'a da tapmaktayız. Yüce İmparator'a selam. Benim tanrım, Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam, büyük ve üstün Jüpiter'e selam, dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam! Selam! İmparator Hadrianus Hazretleri izin verirlerse Philadelphia halkının temsilcisi olarak asiller ve şehrin ileri gelenleri sırayla uçsuz bucaksız Roma topraklarının imparatoruna olan bağlılıklarını sunmak dilerler. Philadelphia'nın en büyük kaini Fehsio Brutus. Benim büyük tanrım Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam! 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 Philadelphia Lejyonu ve Özel Muhafız Alayı Komutanı Marcus Julius. Benim tanrım, Roma ulusunun tanrısı İmparator Hadrianus'a selam. Büyük ve üstün Jüpiter'e selam. Dünyayı düzene sokan bütün tanrılara selam. Selam olsun yüce Hadrianus'a. Selam! 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 Baş danışmanım Maximilianus. Evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. Ne dedi? Evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayete erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır.
Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Tutuklayın onu. Durun. Hadi. Durun. Jüpiter aşkına, Maximilianus neler söylüyorsun, sen neler? Maximiliano'nun oluşturduğu tehdidi defalarca dile getirdim ancak kimse beni ciddiye almadı. Hiç kimse. O yalnız değil. Biz de Maximiliano'nun sözlerini tasdik ediyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Biz Jüpiter, Apollon, Mars, Siben, Herkül ve Hadrianus ya da başka başka adlardaki tanrıları tanımıyoruz. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksiniz? Susturun onu. Sakin ol, sakin ol imparatoriçe. Sakin olun efendim, sakin lütfen olun. Lütfen sakin ol. Biz ezeli ve ebedi olan, gücü her şeye yeten evrenin mutlak hakiminden başkasına boyun eğmeyiz. Şu üç durumda karar vermekten kaçınırım. Öfkelendiğimde, sarhoş olduğumda ve korktuğumda. Diokletianus, sen de onlara katılmak istemez misin? Ben ne diyeceğimi peki bilemiyorum. Ya siz sevgili Julius? Utanmayın, söyleyin. Onlara katılmalıyız. Peki imparatoru öldürme planımız ne olacak? Onlar imparatoru çoktan öldürdüler. İmparator bundan daha iyi bir şekilde öldürülemezdi. İçinizden onlara katılacak olan kimse var mı? Evet. Hala onlara katılmak isteyen kimseler var. Evet, biz de onlara katılıyoruz. Biz onların yanındayız. Kardeşlerimizin söylediği her şeyi bizler de onaylıyoruz. İmparator da hepimiz gibi bir insandır. Hepsi o kadar. Daha ne zamana kadar sizin gibi bir insan olan bu imparatora ya da taştan, gümüşten ve altından yaptığınız heykellere tapacaksınız? Bizim tanrımızın ne bir ortağı ne de bir oğlu vardır. Bu evrenin de Allah'tan başka bir düzen vericiye ihtiyacı yoktur. Onlar tanrılarımızı kısırdı. Onlar da artık inançsızlardan oldular. Onlar için vereceğim karar çarmıha gerilmek olacak. Bu maskaralık ne diyor Kretiyan, söyler misin? Ekselansları, bu adi yaratıklar asillerin ve babalarının inancını bırakarak kölelerin ayak takımının dinine girmişler efendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Bunu ben de görüyorum. Bunlar senin sarayında ne arıyor? Efendim, bu densizler Romalı asilzadelerin çocukları. Babaları yıllarca büyük Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde iftarla yaşadılar. Bilmiyorum ekselansları, siz daha iyi bilirsiniz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunların niçin delirdiğini bilmiyorum efendim. Bunların hepsi delirmiş. Deli sizlersiniz, biz değiliz. Tahtadan ve taştan kendileri gibi tanrı oyup ona tapanlara deli denir. Evet, sizler delisiniz. Sizler yaratıcınızı tanıyacak yerde elinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım, deli kimdir? Sizler mi yoksa bizler mi? Deli sizsiniz. Çünkü heykelini yapmak için şeklini bile bilmediğiniz bir tanrıya tapıyorsunuz siz. Zenepon, eğer atların, aslanların ve öküzlerin elleri olsa ve resim yapabilselerdi, her halükarda tanrıları kendi şekillerinde çizerlerdi diyor. Zira Brutus onun döneminde de senin gibi ahmaklar çoktu. Ah, Jüpiter'in bu dünyada bulunduğu ve Apollon'un da onun oğlu olduğu saçmalığına ne buyuracaksınız peki? Acaba insanların bu saçma sapan sözlere inanmasını bekleyen senden daha zalim biri var mı? Hadi durma, söyle. Hadi. Sayın İmparator, siz insanların tanrısı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki kendinizi yemeden içmeden alıkoyabilir misiniz ya da ölümünüzü önleyebilir misiniz? Bu kadar yeter! Bu kadar yeter! Onları tutuklayın hemen. Onları öldürün. Bu saatten sonra hepsinin yakmalı. Hayır, şimdilik lütfen onları tutuklayın. Onlar lütfen bu kadar kolay ölmemeli. Onları diri istiyorum. Onlara ölüm az gelir. Sizin için başka planlarım var benim.
Haşmet Mahap. Haşmet Mahap, ben onların tövbe etmesini sağlayacağım. Öldürün onları! Öldürün! Öldürün! Öldürün onları! Öldürün onları! Öldürün! 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 Öldürün onları! Öldürün onları! Öldürün! 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 Öldürün onları! Sizi Maximilian'a karşı defalarca uyarmıştım efendim. Kapa çeneni! Kapa çeneni! Öldürün onları! Öldürün! Öldürün! Fidyos! Buyurun efendim. Onları sarayın altındaki işkence salonuna götür. İşkence salonuna. Biz kendimizi ölüme hazırladık. İşkencelerden de korkmayız asla. Öldürün onu! Öldürün! Öldürün onları! Öldürün onları! Öldürün onları! Öldürün! Öldürün! Gidiyoruz. Demek siz de. Evet. Biz Maximilian'dan şüpheleniyorduk ancak ikinizden hiç şüphelenmemiştik. Ne kadar güzel bir olay. Sevinelim mi yoksa? Tabii ki sevinmeliyiz. Zira hem sizin gibi güzel dostlar bulduk hem de inancımızı saklama dönemi bitti artık. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Evet. Bu İsa Mesih'in sözüdür. Bugün İncil'deki bir ayetin böylece gerçekleştiğini gördük. Bugüne kadar gördüklerimiz imparatorun kudreti ve müminlerin çaresizliğiydi. Ancak bugün imparatorun zilletini gözlerimizle gördük. Öyle değil mi? Dostlarım, dostlarım. Allah'ın sözü yakında gerçekleşecek. Putperest kafirlerin nasıl korku ve hayrete gark olduklarını gördünüz mü? İşte bu tevhidin şirke galip gelmesidir. Bu gece olanlardan daha kötü bir şey olamazdı. Topluluğun önünde daha güçlü ve kararlı davranmalıydınız. Gösterdiğiniz yumuşak tavır onları daha da cesaretlendirdi. Yarından itibaren her yerde aynı sahnelere tanık olabiliriz. Birkaç gencin tarihiyle öfkelenmek bir imparatora yakışmaz. Buna inan. İmparatorun şahsiyetinin ayaklar altına alınması ve herkesin önünde küçük düşürülmesi zayıflık alameti değil de nedir peki? İmparator Sharon haklı efendim.
Ancak uygun ve hesaplanmamış bir davranış sorunu çözmeyeceği gibi onu daha da karmaşık hale getirebilir efendim, öyle değil mi? Onlara öyle bir ceza. O zaman babamı görmek istiyorum. Bir süre babanızdan uzak kalmanızı tavsiye etmek zorundayım. Zira kendisi çok öfkeli. Babama kendisini beklediğimi söyleyin lütfen. Haşmet Mahap, bu hareketlerinden dolayı onları cezalandıracağım. İnanmanızı isterim. Yıkıl karşımdan. Bugüne kadar hiçbir imparator böyle bir maskaralığa maruz kalmadı. Bu işin sonunun nereye varacağını biliyor musun sen? Efendim, ben de bu komplonun kurbanıyım. Apollon'un elinden bir şey gelmedi. Halbuki siz gelmeden ona özel bir adak sunmuştum, ancak bu da bir işe yaramadı. Beceriksizliğini haklı çıkarmaya çalışma. Julius seni damadına karşı uyarmıştı. Kendi ellerimle öldüreceğim ilk kişi Maximilianus olacak. Hala inanamıyorum. Daha önce hiç bu tarz bir konuşma yapmamışlardı. Tıpkı diğer kullarınız gibi hizmette kusur etmemişlerdi. Jüpiter'in karşısında diz çöküp adak sunarlardı. Eğer daha önce hayatımı kurtarmamış olmasaydın seni çoktan cehenneme göndermiştim Diokletian. Yarın hepsini çarmıha gelip taşlattıracağım. Eğer yine de öfkenizi dindiremezsem bu canımı alabilirsiniz efendim. Bu can size kurban olsun. Hayır, bu gece yaşanan rezaleti ne senin canın ne de senin gibi binlercesinin canı telafi edebilir. Ben defalarca tanrıların heykelleri karşısında isteksiz tazimde bulunduklarına tanık oldum. Çok daha önceden onların ne mal olduklarını ortaya çıkarıp cezalandırmalıydık. Ama ne yazık ki Roma'da çok büyük ve soylu makamlara sahiptiler ve hiç kimse onlara karışamıyordu. Onların Roma'nın soylularından olduğunu mu söylediniz yoksa, ha? Evet. Şu halde onları sessiz sedasız ortadan kaldıramayız. Zira bu hem Roma'da hem de Philadelphia'da karışıklıklar çıkmasına neden olabilir. Sevgili Timavuz, artık bir asayişten söz edemeyiz. Bunun için kimsenin elinden bir şey gelmez. Kesinlikle haklısın Brutus. Asayişi sağlamanın yegane yolu bu hainlerin derhal cezalandırılmasından geçer. Peki senin fikrin nedir Diokletian? Sen Philadelphia'yı benden çok daha iyi bilirsin. Doğrusunu isterseniz ekselansları, bir takım sorunlar doğurabilir. Sizler Roma'yı benden daha iyi bilirsiniz. Üstelik onları danışman olarak buraya gönderen de sizsiniz efendim. Onların nereden geldiklerini de çok iyi biliyorsunuz. Roma kesinlikle karışır. Philadelphia'da da nüfus sahibidirler. Davranışlarıyla Philadelphia'nın gönlünde taht kurmuşlar efendim. Hali hazırdaki en iyi çözüm onları tövbe etmeye zorlamaktır. Eğer bu gerçekleşirse İsevilerin çoğu da aynı şeyi yapıp eski dinlerine döneceklerdir. Daha sonra onları sessiz sedasız ortadan kaldırabiliriz. Benim fikrim budur efendim, ama yine de siz bilirsiniz tabii ki. Onlara verilecek cezanın geciktirilmesinin imparatora bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Peki ya tövbe etmeye yanaşmazlarsa ne olacak? Can tatlıdır Haşmet Mahap. Eğer iyilikle tövbe etmezlerse sanırım işkenceyle bunu sağlayabiliriz efendim. Fena bir fikir değil. Elinizden geleni yapın. Dün akşam yarın kalan merasimi bugün Maximilian ve arkadaşlarının bize bağlılıklarını sunuşlarıyla tamamlamak istiyorum. Nasıl isterseniz ekselansları.
Seni öldüreceğim. Bu hareketinizin doğuracağı sonuçların farkında değilsiniz. Bir ömür boyu elde etmek için çalışıp didindiğim itibarımı imparatorun huzurunda 5 paralık ettiniz. Bunun acısını sizlerden çıkarmayacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tek bir seçeneğiniz var. Bugün imparatorun huzuruna çıkarak tövbe eder ve yeniden ona bağlılığınızı bildirirseniz o zaman sizi parçalara ayırmaktan vazgeçerim. Bu sizin son şansınız. Tövbe edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Söyleyin, söyleyin. Evet, tövbe ediyorum. Durun! Tövbe ediyorum. Yıllarca yaptığın zulme seyirci kaldığım için tövbe ediyorum. Seni daha önce öldürmediğim için tövbe ediyorum. Umarım Rabbimiz bu günahımı bağışlar, beni affeder. Kendinizi kontrol edin Yüce Efendim. İşkencecilerimiz işlerini çok iyi yapar efendim. Bunların bu gece tövbe etmelerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu gece tövbe edecekler. Athena, Athena bana yardım et. Maximilian'ı tutukladılar Athena. Ben de bu akşam bize nasıl ihanet ettiğine tanık oldum. Onları paramparça edeceklerini duydum. Yalvarırım sana Athena, bunun önüne geç. Lütfen, sen üvey de olsa benim annemsin. Kocam Maximilian'ı kurtar. Lütfen Athena, bana yardım et lütfen. Onlar bütün planlarımı suya düşürdü. Kurduğum imparator çelik hayallerimi yıktı. Dilerim tanrıların gazabına uğrarlar. Biliyorum. Biliyorum ama... sana yalvarıyorum, onun bağışlanmasını sağla. Yüksek müsaadenizle bir şey arz edecektim efendim. Yine ne oldu? Bayan Helen'in kocasını tövbe etmeye zorlayacağını düşünüyorum efendim. Bu bir işe yaramaz. Kendisi şu anda odanızda ikamet ediyor efendim. Lütfen sakin olun efendim. Lütfen. Pekala. Babam sizi dinler. Lütfen Athena, lütfen. Onu bağışlamak ne benim ne de babanın elinde. O imparatoru küçük düşürdü. Babanın şan ve şerefle dolu mazisini kirletti. Hepsinden de önemlisi tanrılarımızı inkar ediyor. Burada ne arıyorsun? Yoksa hain kocam Maximilianus'u kurtarmaya mı geldin? Bunun boşa zaman kaybı olduğunu biliyorum efendim. Ama elinden gelen tek şey bu. Yalvarırım yardım edin. İmparatorun o aptal karısı karşısında ne duruma düştüğümü bilemezsin. Şimdi de siz mi entrikalara başladınız? Sen de annen gibi çıktın. Onun gibi seni de ateşlere atmalıydım. Senin de tek tanrıya inanmadığın ne malum ha? Ben... her türlü cezaya razıyım. Kocamı bağışlayın lütfen. Yalvarırım size, benim ondan başka hiç kimsem yok.
Onun hem imparatorun huzurunda tövbe etmesi hem de Apollon tapınağına adak sunması gerekiyor. Duydun mu Elen? Onu bunun için ikna etmelisin. Tapınakta. Ayrıca Maximilian benden ve babandan da özür dileyecek. Kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Onunla konuşmalıyım. Elinden geleni yap. Zira kurtuluşunuz buna bağlı kızım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Julius. Buyurun efendim. Sen de onunla git. Yalnız kalmalarını sağla, olur mu? Emredersiniz. Buyurun. Onlar bin kez öldürülseler bile bu gece neden oldukları faciayı telafi edemezler, biliyorsun. Açın kapıyı. Dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkın. Sizler de çıkın. Çıkın dışarı. Çıkmanız gerektiğini unutmuş gibisiniz. Hayır Helen, unutmadım. Ancak sizin onları ikna etmemenizi gönülden diliyorum. Bu durumda ben de hayatımın en büyük arzusuna ulaşmış olacağım tabii ki. Önce Maximilian çarmıha gerilmiş olacak. Daha sonra da siz sevgilenen benim eşim... Et buradan! Aşağılık herif, ellerin bağlı olmasaydı sana bu lafları yedirtirdim. O zaman gününü görürdün işte. Hemen git buradan, git buradan! Aşağılık herif! Ne yazık ki bu korkaklar... bir süre sonra yalvarıp tövbe edecek. Bayan Helen sabaha kadar burada kalmak için izin almıştır. Ondan başka kimse buradan dışarı çıkmamalı. Hiç kimse. Burada ne arıyorsun Helen? Sizi kurtarmaya geldim. Biz de kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak bu zindandan değil. Daha önce de söyledim. Benim sizden başka hiç kimsem yok. Hiçbir şey yapmadan oturup öldürülmenizi seyredemezdim. Allah'ı unuttuğunu sanmıyorum Helen. Daha önce bizim Allah'tan başka kimsemiz yok derdin. Unuttun mu yoksa? Ha? Hayır, unutmadım. Çünkü ben sizinle Allah'ı tanıdım. Hiç kuşkusuz onun bana sunduğu lütufların tamamı sizin bana gösterdiğiniz doğru yol sayesinde oldu efendim. Siz olmadan bu lütuf ve inayetten mahrum kalacağımı düşünüyorum. Sen benim gibi bir vasıtaya ihtiyaç duymayacak kadar Tanrı'ya yakınsın Helen. Doğru söyle Helen. Buraya ne için geldin? Babam sizi tövbe etmeye zorlamam için beni gönderdi efendim. Dene. Belki başarırsın. Ama önce niçin tövbe etmemiz gerektiğini söyle bana. Bilmiyorum.
Buraya gelip sizden dün akşam yaptıklarınızdan ötürü özür dilemenizi isteyemem. Sizlerden Allah'ı unutup düzmece tanrılar için adaklar sunmanızı hiç bekleyemem. Zalim imparatoru merhametli ve adil Allah'a tercih edin diyemem. Bunların hiçbirini sizden isteyemem. Görüyorsun Helen, Allah'a tevekkül edip onun iradesine boyun eğmekten başka hiçbir çaremiz yok. Hanımefendi Helen, acaba dün akşamki macera sarayın dışına sızdı mı? Bilmiyorum, belki. Ben Allah'tan ya sizi kurtarmasını ya da beni yanına almasını diliyorum. Bilmelisiniz, tek Tanrı'ya inananların dün akşam neler yaptıklarını herkes bilmeli. Hanımefendi, dün akşam olup bitenlerden herkesin haberdar olmasını sağlayın. Bu hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasına izin vermeyin. Eşinizin mesajını yaymayı ve buradaki topluluğun misyonunu sizler üstlenmelisiniz. Kesinlikle susmayacağız. Ama sizler de bütün bunlara dayanabilmemiz için bize dua edin. Seninle gurur duyuyorum Helen. Seni ve Erekmed'i Yüce Allah'a teslim ediyorum. Anna'ya da sabretmesini söyle. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Benden dolayı üzülmesin. Ona söyle, kızımı da inançlı geliştirsin. Ya sizler? Eşlerinize mesajınız yok mu? Eşime de ki, Yuvanis'i gördüm. Deliler gibi gülüyordu. Eşlerimize söyle, biz hayatımızın en güzel günlerini yaşıyoruz. En mutlu günlerimizi yaşıyoruz. Bu mutluluk hiç bitmesin. Yaptığımız iş bir kulun mabudu için yapabileceği en güzel iştir. Öbür dünyada birbirimizi gurur ve kıvançla göreceğimizi eşime lütfen söyle, olur mu? O günün çok yakın olduğunu içimde hissediyorum. Allah'tan tek dileğim sizi kurtarması ve bize bu zor günlerde yardımcı olmasıdır Maximilian. Bakalım Allah'ın iradesi nasıl tecelli edecek Helen. Allah bizimledir. Şimdi git ve Diokletianus'a inandığımız Allah'ı canımıza tercih ettiğimizi söyle. Hadi git artık. Helen. Hadi Helen. Helen. Anna'nın da gönlünü al. Onları yanına çağır. Beraber olursanız bu acıya daha kolay tahammül edebilirsiniz. Allah yanınızda olsun. Evet, ne oldu? Görüyorsun ki başaramadım. Ancak bu... Yiğit insanların ölmesini asla izin vermemelisiniz. Onlar ölmeyecek. Ölecek olan biziz. Onlar hayatı seçtiler ve sonsuza kadar yaşayacaklar. Siz
Sen de bizim gibi uyuyamıyor musun Firdiyas? Uykun mu kaçtı yoksa? Sizler uykuyu bana haram ettiniz. Nasıl uyuyayım ki? Sana neler oluyor Firdiyas? Neden kendinizi kurtarmıyorsunuz? Size ne oldu ha? Biz kurtulmak için, bu dünyadan kurtulmak için çalışıyoruz burada. Bu dünyadan nereye gideceksiniz ki? Öteki aleme gideceğiz. Allah'ın rahmet ve bereketiyle dolu bir diyara. Bu dünyadan... Sizler aklınızı kaçırmış olmalısınız. Dünyadaki bu tatlı hayatı bırakıp gerçek olup olmadığını bile bilmediğiniz bir alemi istiyorsunuz, öyle mi? Buna inanamıyorum doğrusu. Gerçektir Fidyas, gerçektir, gerçek. Binlerce doğru sözlü peygamber yalan bir vaatte bulunmaz Fidyas. Farz et ki birkaç sabah daha yaşadık, bu neye yarar ha? Zalimlere ve onların düzmece tanrılarına itaat edersek ölmeyecek miyiz sanıyorsun? Bugüne kadar ebedi yaşayan var mı Fidyas? Böyle bir şey duydun mu? Cevap ver hadi. Ölümsüz olan var mı Fidyas? Tek Allah'tır ölümsüz olan. Peki ya öldürüldükten sonra her şeyin yalan olduğunu görürseniz ne olacak peki? Söylediğiniz gibi bir tanrının olmadığını, cennetin, cehennemin olmadığını görürseniz o zaman ne yapacaksınız? Söyleyin. Neye karar vereceğiz? Peki ya bütün bunlar gerçek çıkarsa sen ne yapacaksın? Bütün bunların hepsi koca bir yalan. Gerçekse ve eğer ölümden sonra bir hayat varsa o zaman kim zarar eder Fidyas? Tanrılarını nasıl övdüklerini gördün. Kendilerini o tanrının yalnızca bir kulu olarak görmelerine rağmen Roma ulusunun tanrısını ve diğer tanrıları nasıl küçük düşürdüklerini gözlerinle gördün Fidyas. Ben sizin tanrılarınızı tanıyorum. Peki ya sen bizim tanrımızı tanıyor musun? Hayır, ben senin tanrını tanımıyorum. Eğer tanısaydın niçin bu kadar büyük bir özlemle ona kavuşmak istediğimi anlardın o zaman. Asker, bu gece ne pahasına olursa olsun onları tövbe ettireceğimi Julius'a haber ver hemen. Baş üstüne.
Rabbimiz senin yolunda ölmeyi bizlere nasip et. Bize dayanma gücü ver. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Bizleri yanına kabul et Rabbim. Amin. Hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Sizin tanrınızı da hiç tanımıyorum. Ama sizin gibi kulları olduğuna göre çok iyi bir tanrı olmalı. Bundan eminim. Sen ne yapıyorsun Fidias? Mümkün olduğunca çabuk kaçın. Peki ya sen ne olacaksın? Bizim için hayatını tehlikeye atmana razı olamayız Fidias. İnsanın her zaman kendi hayatını düşünmesi gerek. Evet. Hayatını elinden geldiğince korumalıdır insan. Siz bu gece imparatorun önünde kendi canınızı düşündünüz mü acaba? Biz canımızı inandığımız Allah yolunda feda etmeyi kararlaştırmıştık. Ve bunu yaptık. Sen niye yapıyorsun? Bilemiyorum. Yani eğer ben öldürülürsem Tanrınız beni kabul etmeyecek mi? Ona iman edersen niçin kabul etmesin? Tanrınıza nasıl iman etmem gerekiyor? Benimle tekrarla. Ben Fidias. Ben Fidias. Tanıklık ederim ki. Yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. Yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Musa'nın tanrısı odur. İbrahim'in tanrısı, Musa'nın tanrısı odur. İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan son peygamberin tanrısı. İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan son peygamberin tanrısı odur. İnsanları hidayete erdirmek için peygamberleri gönderen tanrı da odur. İnsanları hidayete erdirmek için peygamberleri gönderen Tanrı da O'dur. Aramıza hoş geldin. (Gülüyor)